Girişimcilik dünyasına hoş geldiniz. Bu hafta iki önemli konuğumu ağırlıyor olacağım. İlk olarak Workflex kurucusu Zeynep Bilgiç bizlerle birlikte. Zeynep Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi programımız içerisinde çeşitli startupları tanıyoruz. Önemli bir startup Workflex. Özellikle bu değişen ve dönüşen bir dünyada flexible, daha esnek çalışma modellerine uygun da bir platform. Öncelikle şirketi tanımak istiyorum. Ben şirketinizi tanıyabilirsek eğer ona göre derinlemesine ayrıntılara da gireceğim. Elbette. Workflex iş dünyası için kurulmuş dijital bir platform. Tam da söylediğiniz gibi aslında küresel bir probleme, yetenek açığına bir çözüm yaratıyor. Ve iki taraf içinde hem çalışan tarafında hem işveren tarafında iki tarafın bir araya geldiği bir pazar yeri. Ama burada önemli olan kısım pazar yerinin ötesinde bir algoritmayla iki taraftan da ihtiyaç ve beklentiler baştan alınıyor. Ve ihtiyaç ve beklentilere göre bir eşleştirme de sağlıyor. Bunun ötesinde bu freelance proje bazlı çalışma modelinde çalışmak isteyenler için bu süreç boyunca sistemsel takipler yapıyor ve iki tarafında yanında olmaya devam ediyor. Aslında bir yapay zeka işin içerisine giriyor yani. Ve Endüstri 4 dediğimiz modellere giriş yapmış bir startuptan bahsediyoruz. Evet, tam da öyle. Bu da şunu sağlıyor. Ben samanlıkta iğne arama dönemi bitti diyorum şirketler için. Çünkü şirketler artık yetenekleri bulmakta ve elde tutmakta çok zorlanıyorlar. Yetenekleri donanımlı kişilerde doğru şirketlerle istedikleri modelde yeni pandemi sonrası özellikle ihtiyaç ve beklentilerini karşılayan modellerde çalışacak firma bulmakta çok zorlanıyorlar. Doğru. İki tarafın da hayatını kolaylaştırmak için oluşturulmuş bir platform. Peki yani Workflex kimlere hizmet eder diyecek olursam hem kurumlar tarafında hem bireyler tarafında, tüzel bireyler tarafında burada ne dersiniz buna? Kimlere hizmet ediyoruz? Workflex aslında tamamen sektörden ve şirketin büyüklüğünden bağımsız tüm şirketlere hizmet eder halde. Hı hı. Ama ana odakta startuplar ve yatırım almış scale-up şirketler, KOBİ'ler ve kurumsal büyük şirketler var. Aslında coğrafyadan bağımsız. Artık biliyorsunuz yeteneğin mobilizasyonuyla ve iş hayatında yaşanan rönesansla teknolojik anlamda her yerden her şekilde çalışmak mümkün hale geldi. Sınırlar ortadan kalktı. O yüzden hangi ülkede, hangi şehirde olduğunuzdan bağımsız, proje bazlı, daha sonuç odaklı, çıktı odaklı, freelance modelde çalışmalar da mümkün. Bu modelde çalışmak isteyen, yetenek kıtlığı yaşayan şirketlere yetenek tahsisi sağlıyor. Diğer taraftan baktığımızda da alanında donanımlı, birikimli, deneyimli ve yeni nesil yetkinlikleri, becerileri olan, bağımsız modelde çalışmak isteyen veya ek gelir elde etmek isteyen herkese kapısı açık aslında. Bu proje fikri nereden çıktı? Yani en önemli şey aslında bu. Yani ortaya çıkış mutlaka çünkü bir proje bir sorunsala bir çözüm getirmek amacıyla oluşturulur. Dolayısıyla siz hangi sorunsaldan yola çıktınız ve böyle bir projeye baş koydunuz? Çok doğru söylüyorsunuz. Buradaki ana şey aslında bu yetenek kıtlığı problemi yaklaşık 10 senedir gündemde olan bir problemdi. Ben 21 yıldır iş hayatındayım. Ve 19 senesi çeşitli kurumlarda farklı pozisyonlarda geçti. Ve her bir geçen yıl da bu yetenek açığı problemini daha çok hissetmeye başladık. Ve 2017'de Madrid'de bir Geleceğin İşi konferansında aslında tohumları atıldı. İki gün boyunca freelance çalışma modelleri, serbest ve esnek çalışma, karma iş gücü, yani blended workforce olarak geçiyor. Şirketlerin sadece geleneksel modellerle tam zamanlı kadrolu çalışanlara değil, bir diş halkasında çoğunun alışık olduğu dış kaynak teminiyle çalışanlarla çalışmak, onun bir diş halkası da bu bağımsız profesyoneller dediğimiz freelance ekosistemindeki çalışanlar ve son halkada robotik süreç otomasyonuyla dijital çalışanlar. Bu dördünü birden harmanlayarak ne kadar doğru bir strateji kurgulanabilirse o rekabet avantajında şirketleri hangi sektörde olduğundan bağımsız çok daha ileriye taşıyacak. Bunlar 2017'de Madrid'de konuşuluyordu. Hı hı. En son genel müdür yardımcılığı görevimden sonra 2020 pandeminin de gelmesiyle ve hayatta olmaz bunlar denilen bir sürü şeyin nasıl olduğunu hep beraber Türkiye'de de gözlemlememizle
2017'de rafa kalkan fikir raftan çıktı ve 2020'de yaklaşık 3 sene olacak şimdi şirket kuruldu. Aslında güzel bir atılımdan bahsediyoruz. Çünkü her ne kadar pandemiyle birlikte bu dijitalleşmenin önemini anlasak da 2011 yılında temelleri atılmış bir Avrupa'da temelleri atılmış bir Endüstri 4.0'dan bahsediyoruz. Dolayısıyla belki de yeni girişimleri ortaya çıkmasındaki en büyük fikir dünyanın ihtiyaç duyduğu bir dönüşüme ayak uydurmak. Şimdi şunu sormak istiyorum. WorkForEx'e kayıtlı kaç kişi ve kurum var? Hangi aşamadayız bu bağlamda? Şu anda kayıtlı kişiler 2500'ü geçti. Kurum tarafı da 100-150'yi geçti. 20 kurumla da şu an aktif olarak çalışıyoruz. Freelance ekosisteminden bahsettim. Biraz orada rakamlardan da belki bahsedebilirim. Tabii. Dünyada 1,5 trilyon dolarlık bir pazardan bahsediyoruz. Daha yakın coğrafyaya gelirsek, Avrupa'da şu anda freelance ekosisteminin pazarının büyüklüğü 355 milyar euro ve 2024'te 460 milyar euroya çıkması bekleniyor. Dolayısıyla çok hızlı büyüyen, pandemide de iyice ivme kazanan bir çalışma modelinden bahsediyoruz. Hı hı. Ve bu ekosistemden faydalanabilen şirket sayısı her geçen gün artıyor. Biz Türkiye'de veri bulmakta zorlanınca bu karma iş gücü ve freelance ekosistemine ilişkin 2021 ve 2022'de iki araştırmaya da imza attık WorkForEx olarak. Hı hı. Ve kurumlara sorduğumuzda Türkiye'de her 4 kurumdan 3'ü araştırmaya katılan bu modele geçmeyi düşündüğünü söylemişti 2021'de. Ki bu 2020 ve 2010'larda aslında kurumlar böyle yapılardan çok uzaktı. Daha katı bir yönetim anlayışı vardı değil mi? Evet. Evet. Yani bu 2022'de peki o düşünenler ne oldu diye bir tur daha baktığımızda, yaptığımız araştırmada her 3 şirketten ikisi şu anda hali hazırda bu modele geçmiş durumda. Kısmi olarak geçenler de var. Genellikle daha çok teknoloji alanında ve dijital dönüşüm alanında. Bu aslında iki tarafa da fayda sağlayan kazan kazan bir model. Çünkü ihtiyaç oldukça ihtiyaç olduğu kadar proje bazlı o bilgi birikimi olan yetenekli donanımlı kişilerle çalışma imkanı sağlıyor. Diğer taraftan da çeşitlilik ve kapsayıcılıkla birden fazla şirketle çalışma esnekliği ve geliri arttırma ki günümüzde yaşanan son gelişmelerle gerek dünyada gerek Türkiye'de bu ek geliri elde etmek de çok kıymetli bir hale aldı. Hem esneklik hem ek geliri elde etme hem de çeşitlilikten beslenme, birden fazla projede iş yapma iki tarafa da fayda sağlayıp hayatlarını kolaylaştırıyor. Ne kadarlık bir potansiyel görüyoruz? Yani şimdi 2021'den 22'ye bile sıçrayış var ki 2010'lardan bugüne geldiğimiz noktada çok ciddi bir sıçrayış var. Yani bugün akademik çalışmalar da gösteriyor. Şirketler baktığınız zaman bu sürece entegre olmamışlar. Hatta genel bir bilgi sahibi olmalarında bile çok sığlık vardı 2010'larda ki bugün geldiğimiz noktada çok ciddi bir girişim var. 2030'a geldiğimiz noktada meslekler değişecek diyoruz, daha farklı meslekler ortaya çıkacak diyoruz, daha flexible bir yaşam olacak diyoruz. Dolayısıyla 2030'a geldiğimiz noktada siz neyi öngörüyorsunuz ki bu girişimi yaptınız? Hemen 2017'de gidip Dünya Ekonomik Forumu'nun bir öngörüsünü paylaşmak istiyorum sizinle. Hı hı. Pandemi öncesinde dahi 2017 yılında 10 yıllık bir perspektifte Dünya Ekonomik Forumu demiş ki şunu öngördü. 2027'ye geldiğimizde 10 yıllık perspektifte dünya iş gücünün toplam global iş gücünün nüfusunun %50'den fazlası freelance ekosisteminde freelance modeliyle gelir elde edecek. Yani bu her iki kişiden biri anlamına geliyor. Ve pandemi sonrasında bu öngörüyü pandeminde yaşanan bahsettiğimiz gelişmelerden sonra %75-80 bandına çektiler. Amerika'ya baktığımızda 2019, 2020 ve 2022'de geldiğimiz rakamlara bakınca 2019'da Amerika'da freelance modelde çalışanlar 57 milyon kişiyken 2020'de 60 milyona geldi. Şu anda da 70.4 milyon. Yani kabaca oradaki iş gücünün %36'sı, 37'sine tekabül ediyor. Her 3 kişiden biri anlamına geliyor. Türkiye'de durum ne? Türkiye'de verilere ulaşmak dediğim gibi biraz zor olsa da her geçen gün arttığını söyleyebilirim. Farkındalık artıyor değil mi? Yani çok, şirketlerde de işverende de bu farkındalık artıyor. Çünkü işverende çok ciddi katı kurallar vardı bu anlamda. Evet, artık biraz bu kurallar esniyor. İşte iş hayatında bir rönesans yaşanıyor diye konuşuluyor. Gerçekten öyle. Ve iki tarafa da fayda sağladığı anlaşıldıkça işveren tarafındaki yükü hafifletmesi ve verimliliği arttırması anlamında da
artık sadece yeteneğe sahip olup geleneksel modellerle tek tip çalışma modellerinden ziyade ihtiyaç oldukça o paylaşım ekosistemi aslında buraya doğru da kayıyor şirketlere. En önemli kelime burada verimlilik olduğunu ortaya çıkartıyorum. Çünkü iktisat biliminin en temel hedefi verimliliktir. Dolayısıyla bu çalışma modelinde bir verimlilik hedefi var aslında, değil mi? Evet, çünkü atıl kalmasını engelliyor aslında bu profesyonel, bağımsız profesyoneller, donanımlı birikimli insanlar dediğim kişilerin. Çünkü projede neye ne kadar süre ihtiyaç varsa o çıktı odağını da baştan mutabık kalarak başlanıyor. Ve bütün süreç verimlilik ve o çıktıların zamanında doğru ve kaliteli teslim edilmesiyle ilerliyor. Çok güzel bir girişim. Umuyorum çok daha büyük katılımcılara da ulaşır ve önümüzdeki dönüşüm sürecinde gerçekten çok başarılı bir startup olduğunu söyleyebilirim. Zeynep İlgiç, çok teşekkür ediyorum katıldığınız için diyelim. Ve bir haberimize devam edelim. Allianz enerji krizi, faiz politikası ve resesyon küresel çapta iflas dalgasını arttıracak dedi. Allianz Trade'in küresel iflaslar raporunu takip ediyoruz. Ticari alacak sigortası alanında faaliyet gösteren Allianz Trade, küresel iflaslar raporunu yayımladı. Raporda enerji krizinin Avrupa firmaları için hükümetlerin ancak kısmen dengeleyebileceği büyük bir karlılık şoku anlamına geldiği belirtildi. Raporda firmaların enerji fiyatlarındaki artışın dörtte birini müşterilerine yansıtabilmesi bile, güçlerinin ancak %50'nin altındaki bir fiyat yükselişini yönetmeye yeteceği öngörülüyor. Rapora göre küresel çapta ticari iflaslarda 2022'de %10, 2023'te ise %19 artış bekleniyor. Raporda bu yıl İngiltere'de 42 bin, Fransa'da 18 bin ve Almanya'da 28 bin şirketin batma riskiyle karşı karşıya kalacağı tahmin edildi. 2023 yılında ise iflasların Fransa'da yıllık %29 artışla 53 bin, Birleşik Krallık'ta %10 artışla 27 bin, Almanya'da %17 artışla 17 bin, İtalya'da ise %36 artışla 10.900'ü aşması öngörüldü. Önümüzdeki yıl Çin'de düşük büyüme ile birlikte parasal ve mali gevşemenin sınırlı etkisi nedeniyle iflasların %15 artması beklenirken, Amerika Birleşik Devletleri'nde parasal ve finansal koşulların sıkılaşmasının bir sonucu olarak %38'lik bir artış tahmin edildi. Rapora göre bu da yılda 20 binden fazla iflas vakasına dönüş anlamına geliyor. Rapora göre Orta Doğu, Avrupa'daki yükseliş eğilimi, Ağustos itibarıyla iflaslarda %69 artış yaşanan Türkiye ile birlikte Bulgaristan, Romanya ve Baltık bölgesindeki artışlardan kaynaklandı. Evet, bir diğer değerli konuğumla devam etmek istiyorum. MEP Yönetim Kurulu üyesi Hakan Tuncel bizlerle birlikte. Hakan Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Önemli bir girişim. Öncelikle ayrıntılarını seyircimize de aktaralım. Teşekkür ederim. MAP 1990'lı yıllarda aslında General Electric ortaklığı ile kurulmuş bir teknoloji şirketi. 2000'lerin başından itibaren biz geri kalan hisselerin tamamını devralarak %100 Türk sermayesiyle bu yolculuğumuza devam ediyoruz. Tabii dijital dönüşüm, veri entegrasyonu gibi kavramlar son yıllarda bütün işletmelerin önemli mevzularından ve çalışma alanlarından biri olmuş gibi olsa da biz işe başladığımız dönemlerde, yani çeyrek asır kadar evvel, pek böyle değildi. Oldukça niş bir alandı. Dolayısıyla yıllar içerisinde bizim partnerlerimizle, iş ortaklarımızla ve müşterilerimizle bütün bu alandaki farkındalığın artması ve aslında teknoloji uygulamalarının gelişmesi konusunda çalışa gelmişliğimiz var. Bugün geldiğimiz noktada MAP olarak 5 kıtada, 30 ülkede, 1500'den fazla müşterimizle her yıl 150 milyon civarında elektronik veriyi taşımaktayız. Ve bunların 15 milyon kadarı değerli evraktan oluşuyor. Ve geldiğimiz uzmanlık ve deneyim çerçevesinde hani sadece ulusal çapta değil, uluslararası çapta da önemli bir uzmanlık ve birikim sahibi olduğumuzu söyleyebilirim. Evet, özellikle şimdi dönüşüm yaşayan bir dünyadan bahsediyoruz. Dijitalleşen veri tabanlarının biraz daha öne çıkartıldığı, bulut bilişimin konuşulduğu, nesnelerin internetin olduğu bir ortam ve tamamen dönüşüm yaşayan bir dünyadan bahsediyoruz. Söylediğiniz rakamları birazcık daha detayını almak istiyorum. Türkiye'de ve dünyada veri entegrasyonunun rakamsal büyüklüğünden bahsedecek olursak ne dersiniz?
Ben rakam konuşmayı çok severim ama bu beni biraz üzüyor maalesef. Dünya genelinde milyarlarca dolar mertebesinde bir pazardan bahsettiğimizi söyleyebilirim. Türkiye'de bu milyon dolarlar mertebesinde demekle yetineyim arzu ederseniz. Ama iyi haber, gidecek çok yolumuz var. Bu oldukça büyük bir pazar. Çok hızlı da büyüyor. Türkiye biraz henüz bunun biraz gerisinde ama hızlı atılımlar olduğunu düşünüyorum. Evet, şimdi hangi hizmetler bu işin içerisine giriyor bu bağlamda? Aslında elektronik veri değişim ve dijital dönüşüm iş yapan herkesin ana dertlerinden bir tanesi günümüz dünyasında. Dolayısıyla bütün sektörlerde uygulanabilir olduğunu söyleyebilirim. Biz kendi açımızdan baktığımızda Türkiye'nin olgunlaşma yolculuğunda otomotiv ve perakende burada çok öncü rol oynadılar diyebilirim. Bizim hali hazırda otomotiv ve perakendenin yanında sağlık, ilaç, gıda, dayanıklı tüketim, savunma sanayi, ilaç, finans gibi alanlarda oldukça yaygın uygulamalarımız var. Ama mesela niye otomotiv ve perakende önce oldu diyorum dersek, biz dünya çapında üretim yapan neredeyse bütün otomotiv ana sanayileriyle bağlıyız. Ama Türkiye'de üretim yapan fabrikaların tedarik zinciri ağını, aslında üretim bandı verilerini büyük ölçüde taşımaktayız. Ve burada 500-600 kadar birinci seviye otomotiv tedarikçisi hem Türkiye'de hem yurt dışındaki bütün bu entegrasyon çalışmalarında bizim servislerimizi kullanıyor. Perakende ise aslında çok daha kolay bir alan. Alışverişe gittiğimiz ne kadar zincir market biliyorsak, orada raflarda gördüğümüz ürünler aslında bir entegrasyon sistemiyle tedarikçilerle paylaşılıyor. Bizim de burada yine Türkiye'de 600-700 civarında bir perakende tedarikçisiyle zincir marketler arasındaki veri akışında bir rolümüz var. Ve bu servislerimizi aslında biz ihraç da ettik. Sadece Romanya'da bizim altyapımızla 300 kadar perakende tedarikçisi veri entegrasyonu hizmetlerinde bizim bulut altyapımızı kullanıyor diyebiliriz. Şimdi şunu da sormak istiyorum. Yani Türkiye'nin olgunlaşma yolculuğunda dediniz. Nasıl görüyorsunuz bu yolculuğu? Dünyaya nazaran karşılaştırma yapacaksak eğer. Geç kaldık mı? Kaçtı mı bir şeyler? Yoksa şu an yarışın içerisindeyiz. Çünkü Türkiye ilk defa bir aynı zamanda bir devrimin, bir sanayi devrimin, bir dijitalleşmenin içerisinde ilk defa bir devrimi kaçırmadı. Haklısınız ama Türkiye teknolojiyle aslında oldukça iyi. Yani biz teknolojiyi adapte etme konusunda oldukça cesur ve bence pek gerilerde kalan bir ülke değiliz genel olarak. Ama sanayi alanında teknolojinin uygulanması için biraz daha temkinli olabiliyoruz. Bizim bu uyguladığımız aslında teknolojiler, elektronik veri değişimi dediğimiz şey dünyada 50 yıllık geçmişe sahip. Türkiye'de de 15-20 yıldır kullanıldığına biz bizzat şahidiz. Ama daha ne kadar kullanılır diye bakarsak çok kullanılır. Türkiye'deki son dönem özellikle dijital dönüşüm akınının çok faydalı bir yolculuk olduğunu düşünüyorum. Çünkü özellikle uluslararası uyumluluk, dünya standartlarını kucaklamak, çok dilli şirketler haline gelmemiz bizim uluslararası rekabette çok önemli bir silahımız olacaktır. Ve bu uluslararası ticaretteki aslında kurumsal itibarların yükselmesi anlamında da bu teknolojik farkındalık ve beceriler bence önemli bir yol almamıza yol açar. Şimdi az önce veri entegrasyonundan bahsederken şirketlere olan avantajını birazcık daha bu tarafta açarsak çok daha faydalı olacaktır. Çünkü sonuçta buraya bir yatırım gerekiyor. Şüphesiz. Ve şirketler bu yatırımı yaptıkları anda somut bir çıktı görmek isteyecekler. Dolayısıyla faydaları nelerdir? Aslında çok fazla ama şöyle özetlemek gerekirse elektronik veri değişimi temelde bilinen entegrasyon modellerinden çok farklı değil. Dijital dönüşümün olmazsa olmaz bir parçası. Zaten yapmak zorundayız bir anlamda. Ama bir ifadesi var ki sizin iç sistemlerinizle başka şirketlerin iç sistemlerinin birbirleriyle tam entegre olarak çalışmasını sağlayan ve standartların da uluslararası kurumlarca belirlenmiş olduğu yapılardan bahsediyoruz. Bizim şöyle bir mottomuz vardır. Bir dokümanı ilk seferinde, her seferinde doğru fiyatla, doğru adrese, doğru formatta denetlenebilir ve tekrarlanabilir şekilde gönderme becerisi. Şimdi bunu yaptığınız zaman ne oluyor? Uluslararası araştırmalar çok fazla. Türkiye'de biraz daha az ama. Mesela insan kaynaklı operasyonlarda hatalar dahil olmak üzere fiziksel operasyonlardan elektronikleşmeye giden yolculukta kar tasarruf %30-40 civarında. Kağıt, baskı,
arşiv, saklama gibi fiziksel dünya maliyetleri yine 35-40'lar civarında. Tamamen elektronikleşmiş bir sistemin içerisinde buradaki tasarruf boyutu %65-80 aralığına kadar çıkıyor. Ama bu sadece mali avantajlar. Bunun yanında biraz evvel de değindiğim bu kurumsal itibar, uluslararası adaptasyon yeteneği, çalışan memnuniyeti, kurumların çok dillilik kabiliyetlerinin artması aslında daha kritik değerler. Çünkü verimlilik artışına giden yolculuk buradan geçiyor. Şimdi bununla birlikte sizin özellikle 25 yılı aşkın bir uzmanlıkla sektörünüzde nasıl bir hizmet ve servis ağına sahipsiniz diyecek olursam ne dersiniz? Yani ürünler ve diğer ürünler ve servislerinizle alakalı da bir bilgi verecek olursak ne dersiniz? Şöyle derim, her şeyden önce iş yapış modelleri bizim açımızdan çok değerli. Dolayısıyla her sektörün kendine göre iş yapış modeli olduğu gibi her kurumun da kendine göre iş yapış modelleri var. Dolayısıyla çözümlerin o iş yapış modellerini kökten değiştirmeden adapte olabilir yetenekte olması çok kritik. Dolayısıyla bizim kendi Ar-Ge merkezimiz bünyesinde geliştirdiğimiz sadece perakende sektörü için bir tedarik otomasyon ağı var, Ediport isimli. Bu bizim Romanya'da ihraç ettiğimiz sistem. Sadece otomotiv sektörüne hitaben yaptığımız birinci ve ikinci seviye tedarikçilerin kaliteye kadar uzanan yolculuklarında kullanabilecekleri bir tedarik yönetim portalımız var. Satış ağı, satış organizasyonları yapısında yine entegrasyon sistemleriyle el ele çalışabilecek bir sales edi ürünümüz var. Son dönemlerde çok aktif olmuş pazar yerleriyle entegrasyon kabiliyetlerini işletmelerini arttırmak için bir Edijet ürünümüz var. Özellikle büyük yapıların bütün bu veri akışını koordine edebilmesini sağlayan ya da daha önemlisi istisna yönetim kabiliyetlerini arttıran bir kokpit modelimiz var. Dolayısıyla her ihtiyaca yönelik özel çözümlerle yapıyı bozmadan geliştirmeye yönelik çözümler sunuyoruz. Şimdi son olarak da gelecek döneme ilişkin yeni dönem yatırımlarınız ne kadar bir büyüme potansiyeliniz var? Bundan sonraki süreçte planlarınız nelerdir bu alanda ne dersiniz? Planlarımız çok. Biz yaklaşık 7 yıl kadar evvel ilk Ar-Ge merkezimizi Boğaziçi Üniversitesi Teknopark bünyesinde kurduk ve o gün bugündür her yıl büyüttüğümüz bir Ar-Ge yatırımımız var. Sadece bu yıl yanlış hatırlamıyorsam %50'nin üzerinde bir istihdam artışı sağladık Ar-Ge merkezimizde. Ama büyüme deyince hedefimiz Avrupa. Son 4-5 yıldır özellikle aktif olarak Avrupa bünyesinde oradaki şirketlerin oradaki ihtiyaçlarına yönelik olarak servisler ve hizmetler sunuyoruz. Çok yakın zamanda bir yine satın alma ile inşallah faaliyetlerimizin bir bölümünü Avrupa merkezli bir ofislerimizden yürütme niyetimiz var. Ve bunları yaparken de buradaki marketin büyümesi için STK'larla birlikte çalışıyoruz. Eğitimler düzenliyoruz, seminerler düzenliyoruz. KOBİ'lere ücretsiz entegrasyon danışmanlığı hizmeti vermeye çalışıyoruz. Dolayısıyla marketin komple büyümesine, dolayısıyla büyümeye aslında odaklanıyoruz. Evet, yakından takip edeceğiz. Önemli gelişmeler diyelim. Büyüme potansiyeli de çok daha yüksek olan bir sektörden de bahsedebiliyoruz. Bence öyle. Evet, çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için diyelim. Hakan Tuncel bizlerle birlikteydi. MAP Yönetim Kurulu üyesi. Evet, bu hafta iki önemli girişimi ağırlamış olduk programımız çerçevesinde diyelim ve girişimcilik dünyasını noktalayalım.